Magadı anlatılacak gibi değil. Askeriye kampındaydım ben. Değil mi? Onu söylerler hep zaten. Ya bir de Halil beni aradı Magat ilk geldiğinde. İşte tesislere gideceğim, Magat'la tanışacağız. Halil aradı, o da onunla çalıştı ya. Dedi ki, kardeşim dedi, tam senlik hoca geldi dedi. Niye dedim? Dedi, mücadeleyi sever, senin tarzında koşan, zıplayan, coşkusu olan oyuncuları sever falan. Neyse ben stada gittim. Statta şey, tesis orada olduğu için. Herkesin kafalar yerde. Ne oldu dedim? Görürsün birazdan dedi. Ya ne oldu dedim hani, kim ki bu yani? Adam geldi, zaten CEO geldi. Dedi ki her şeyin sorumlusu Magat'tır dedi. Komando eğitimi başladı diyorsun. Bir yenildik. Üç tane minibüs araba. Oyuncular kullanıyor. Bir ormana gidiyoruz. Oynayanlar bir saat hiç durmadan koşuyor. Oynamayanlar bir buçuk saat duramıyorsun. Yani yanında yardımcısı vardı. Sezon başı kampı. İşte o sonradan geldiği için ikinci sezonun sezon başı kampındayız. Ben Diego Ribas'la kalıyorum. Mandzukic, aram çok iyi Mandzukic'le falan. Onlar beni zorluyor sürekli. Hadi yaparsın, çalış vesaire. Hazırlık maçları Mandzukic'le önlü arkalı oynuyoruz. Diego orta sahada. Ben her hazırlık maçında 2-3 tane atıyorum. İşte 10 gün falan geçti. Mandzukic diyor ki, gördün mü diyor, isteyince yaparsın falan. İkinci etap kampa geçeceğiz. Toplantıda dedi ki, Diego Tuncay, siz fazla iyisiniz, bizle çalışmayın, gidin dedi. Ondan sonra komando eğitimi başladı bize. Yanındaki komandoydu zaten. Gerçekten komando eğitimi. Yardımcısı ama harbi komando. Evet, biliyorum biliyorum. Burnundan bir şey çekiyordu böyle. Morgan diyordu, başlıyorduk. Emfiyedir. Askeriye de idman yaptık 2 gün. Hani o eski usul bayağı var ya, kumda, merdiven. Kumda sürünmeli. Tabii tabii, merdiven çıkmalar, sırtını al, tek ayak merdiven çıkma falan dedim. Kaçıncı yüzyıldayız? Yani o ya, en son yaptığını söylüyorum. Hani biz geliyorduk bisikletlerle otelden. Bu sahanın ortasında düdük elinde böyle dolanıyor. Biz bekliyoruz. Sonra düdüğü çalıyor, hadi koşun diyor. Tamam koş da nereye kadar koşacaksın? Ben bıraktım. Gittim de belim ağrıyor dedim. Keşke demeseydim. Atletik performansçıyı başıma verdi. Her gün 2,5 saat bisikletle geziyorduk. Yoksa para cezası. Her gün 2,5 saat. En son dedim ki, lanet olsun. Yani bırakacağım, futbolu bırakıyordum. Ciddi anlamda bırakıyordum çok, yani futbol. Çok hikaye duydum Magat'la ilgili. Ya neler, sabah 6'da falan bir okulun şeyine gidiyorduk. Spor salonuna gidiyorduk 7 oyuncu. Alatlarla. Tırman, in, atla. Yapamayınca da göndermiyor şey. Acaba kendisi yapıyor muydu? Çok iyi futbolcuydu Magat. Sen hatırlamazsın muhtemelen. Hakikaten. Ya öyle futbolcu olmasın. Öyle olacaksın. Olmasın yani. Ya bak, Trabzon'a ismi geçti değil mi bir ara? Evet. Bak, yemin ediyorum basın açıklaması yapardım. Yani ülke futbolu için basın toplantısı yapar. Yani durdurmak için her... Ya şeyi... Trabzon bunu hak etmiyor. Solumu çalıştırırken basın sordu. Dedi ki, çok ağır idman yaptırıyormuşsunuz diye. Kimse ölmedi daha dedi. Takım küme düştü. Fjordhoff oyuncusuydu onun. Ona demişlerdi yani, şöyle saçma sapan artık nasıl bir şeyse. Ya her şeyi çok o zaman düşmekten kurtarıyordu herkesi. Tabii tabii, ama o dönemde öyle oynatıyormuş. Evet, şey diyorsun, Titanic'i de kurtarabilir miydi diye sordular gazeteciler. Bilmiyorum ama herkes yüzerek sahile çıkardı evet, muhtemelen. Ya ayak, idmanda ayak dışı pas veremezsin. Kovuyor. Halil onu söyledi. Dedi ki, ayak dışı sakın pas verme dedi. Ben maçta verdim, çıkardı oyundan dedi. Delirmiş demek. Tabii. Bir de beni şöyle yaktı. Ayrılacağım artık. Hani şey, o arada da Daon beni istiyor. Hmm. Fener'de. Geleceğim yani, bonservis falan her şeyi hallediyorum. Beni oyuna aldı. Deplasmanda. He. İkinci transfer olma. Transferi yapamıyorum. Hani oynamayacağım, ne güzel. Oturuyorum, son 15 dakika oyunu aldı beni. Aldı. Kırmızı. Takmışsın o ya. Tabii tabii, takılmıştı bana. Çünkü kardeşler gibi. Ya kırmızı kart gördük ya bir şey oldu. 5 dakika sonra oyundan aldı beni. Allah Allah. Ya bütün hani psikolojimle oynadım. Çok direndim. Ama yani onunla, yani Raul'da çalışamış, Schalke'de falan neler yapmış. Yani oyuncu grubu artık yukarıya, CEO'ya çıkıyor. Gönderin bunu diyor. Bayağı da tercih edildi. Bayağı bir turladı. Ya o kadardı işte. Bayağı Magat özel programı oldu.